Bu videoda sizlere non-clause'lardan söz edeceğim. Videonun sonunda yine sözlü var, hazır olun. Non-clause'ları anlattıktan sonra bu sözlüyü de yapacağız her zaman olduğu gibi. Şimdi non-clause'lar nedir? Basit bir örnekle açıklamaya çalışayım. Mesela şöyle bir cümle düşünün. He knows my surname. Benim soyadımı biliyor. O benim soyadımı biliyor. Şimdi bu ögeleri ayıralım. He özne, subject, knows, fiil, verb, my surname de nesne yani object oluyor. Şimdi biz burada object'i my surname diye iki kelimeden oluşturduk. Peki acaba bu object'teki my surname yerine bir cümlecik yerleştirsek, yani kendi içinde fiili olan, kendi başına bir cümle gibi gözüken bir yapıyı yerleştirsek nasıl olur? Mesela şöyle bir cümle yapsak. He knows that I am a doctor desek mesela. Burada ne fark oldu? He knows'dan sonra bir araya that koyduk. Bunu koysak da olur, koymasak da olur bu arada. Ve sonra I am a doctor diye bir kendi içinde öznesi, fiili olan bir cümle yerleştirdik. İşte kendi başına bir cümle olan ve ana bir fiile soru sorarak anlaşılan, ki burada nesne pozisyonunda, bu yapılara non-clause deniyor. Ne demeye çalışıyorum? He knows, o biliyor dediğimizde, fiile soru soralım. Neyi biliyor dediğimizde, bu soruyu sorduğumuzda cevap olarak benim doktor olduğumu cevabını alıyoruz. İşte ana fiile soru sorduğunuzda cevap veren kısım, kendi içinde de bir öznesi fiili olan bir cümle yapısına sahipse, işte biz buna non-clause yani isim cümleciği diyoruz. Bu arada that'in kullanılması bu pozisyonda şart değildir. Biraz sonra anlatacağım başka pozisyonlarda şarttır. Ama bu nesne pozisyonunda that şart değildir. Bu arada yeri gelmişken okuma ile ilgili de yani bu cümlelerin okunması ile ilgili de bir şey söylemek istiyorum. That'in olduğu durumları kastediyorum. Ben İngilizceyi adam gibi öğrenene kadar ben de hep yanlış okuyormuşum çünkü yanlış öğretilmiş. Sonra sağ olsun benim hocam bunu düzeltti dedi ki mesela dedi bu cümleyi okuyalım. Genelde şöyle okurduk eskiden. He knows that I am a doctor diye okurduk. Yani that'ten sonra nefes verirdik. O boşluğu orada verirdik. Halbuki hocam dedi ki hayır öyle okunmaz. He knows burada da şey kesilir ses. He knows that I am a doctor diye okunur. Bu da aklınızda olsun okuması böyle yapılıyor. Şimdi non-clause'lar nerelerde kullanılıyor? Bunlara bakalım. Birincisi az önce söylediğim gibi cümlenin nesnesi durumunda kullanılıyorlar. Ana fiile soru sorarak bunun nesne pozisyonda olduğunu anlıyoruz. Zaten ana fiilden sonra geliyor. Burada yine söyleyeyim that kelimesinin kullanılması zorunlu değil. İster kullanın ister kullanmayın. Bakalım örneklere bakalım. They say that the bus driver is tired. Otobüs sürücüsünün yorgun olduğunu söylüyorlar. Ana fiile soru soralım. Ne söylüyorlar? Cevap, otobüs şoförünün yorgun olduğunu. İşte burası non-clause, kendi içinde öznesi ve fiili olduğu için. Başka bir örnek. People used to believe that the world was flat. Ne diyor burada? İnsanlar eskiden dünyanın düz olduğuna inanıyorlardı. Yine soru soralım. Neye inanıyorlardı? Cevap non-clause. Başka bir örnek. He said that his friend's name was Sam. Arkadaşının adının Sam olduğunu söyledi. Soru soralım. Ne söyledi? Cevap veren kısım non-clause. Bir örnek daha. I saw that the safe was empty. Kasanın boş olduğunu gördüm. Neyi gördüm? Cevap non-clause. Birinci kullanımı böyle non-clause'ların nesne pozisyonunda kullanılıyorlar. Peki acaba non-clause'lar cümlenin öznesi de olabilirler mi? Olabilirler. Nasıl olurlar? That başa getirilerek olurlar. Bu sefer that kullanılması zorunludur. Demin değildi ama şimdi özne durumunda non-clause'ları kullanırken that'i kullanmak zorundayız. Bakalım. That the world is round is a fact. Dünyanın yuvarlak olduğu bir gerçektir. Gerçek olan ne? Dünyanın yuvarlak olduğu. Burası yine soruya cevap veriyor ve özne durumunda.
That he failed the exam is disappointing. Sınavda kalması hayal kırıklığı yarattı. Ne hayal kırıklığı yarattı? Cevabı noun clause'da. That my son is lazy worries me. Oğlumun tembel olması beni üzüyor. Beni üzen ne? Beni ne üzüyor? Oğlumun tembel olması. That my best friend is seriously ill makes me unhappy. En iyi arkadaşımın ağır hasta olması beni mutsuz ediyor. Beni mutsuz eden ne? En iyi arkadaşımın ağır hasta olması. İşte burası yine noun clause ve özne pozisyonda. Noun clause'ların üçüncü kullanımına gelelim. Bir isim veya bir isim takımı ve arkasından be fiili ve sonra noun clause biçiminde de kullanılabilirler. Bir örnek verelim. The truth is that we don't have any money. The truth isim is to be fiili ve ondan sonra noun clause. Gerçek şu ki hiç paramız yok demiş olduk. Dördüncü kullanımına gelelim. Dördüncü kullanımı sıfatlarla birlikte kullanıyoruz. Sıfatlardan sonra yine that koyarız, koymayız ama that koyarak yapalım. Arkasından noun clause getirebiliyoruz sıfatların. Mesela, I am hopeful that he will succeed. Başaracağından umutluyum. I am certain that he saw me. Beni gördüğünden eminim. Gelelim beşinci kullanımına. Noun clause'ların beşinci kullanımı sorularla ilgilidir. İngilizce'de sorular ikiye ayrılır. Cevabı evet ya da hayır olan sorular, yes no questions deniyor bunlara. Bir de WH questions dediğimiz soru kelimeleriyle olan sorular. Önce yes no questions'lardan başlayalım. Bakalım bu sorular noun clause olarak nasıl bağlanıyorlar. Şimdi burada önemli olan bir şey var. İki tane nokta var daha doğrusu. Bir, bağlarken demin that kullanıyorduk. Şimdi ise soru olduğu için bunlar soruları bağlarken if veya whether kelimesini kullanacağız. Ama daha da önemli bir şey var. Normalde soru olan cümleyi noun clause'a bağlarken sorudan çıkartıp düz cümleye çevirmemiz lazım. Bu önemli. Mesela, is Mark ill diye bir soruyu ele alalım. Mark hasta mı? Şimdi bunu bilmiyorum'a bağlayalım. Diyelim ki Mark'ın hasta olup olmadığını bilmiyorum diyelim. I don't know diye başladınız. İster if ile başlayın. İster whether ile başlayın, fark etmez. Mark is ill. Cümlenin sonuna istiyorsanız or not da koyabilirsiniz. Dolayısıyla Mark'ın hasta olup olmadığını bilmiyorum demiş olursunuz. Bir daha söyleyeyim. I don't know if veya whether Mark is ill or not. Başka yapalım. Do you know if Mr. Taylor is at home? Bay Taylor'ın evde olup olmadığını biliyor musun? Bir örnek daha. Let me know whether you're coming. Gelip gelmeyeceğini bana haber ver. I don't know whether she'll be able to come. Onun gelip gelemeyeceğini bilmiyorum. Peki, yine soruları nesne pozisyonunda kullandık. Peki sorular öznede kullanılır mı? Kullanılabilir. Fakat burada bir uyarı var. Özne durumunda yes no question'ları kullanırken sadece whether cümle başına gelir. If gelmez. Bakalım. Whether the students will be happy or not depends on the teacher. Öğrencilerin mutlu olup olmayacakları öğretmene bağlı. Whether or not, or not'ı istiyorsak burada da kullanabiliriz. Whether or not the famous singer was the spy is still unknown. Ünlü şarkıcının casus olup olmadığı hala bilinmiyor. Gelelim öbür tür sorulara. Yani what'la, where'la, why'la başlayan sorulara. Burada ne yapacağız? Demin yes no question'larda if ya da whether kullanmıştık. Şimdi if veya whether'ın yerine hangi soru kelimesi varsa, what'sa what, where'se where, işte why'sa why koyarak bağlayacağız noun clause'u. Yine düz cümleye çevireceğiz tabii ki. Mesela, where is Sally going? Sally nereye gidiyor? Bunu bağlayalım. Bilmiyorum'a bağlayalım mesela. I don't know where
Sally is going. Sally'nin nereye gittiğini bilmiyorum demiş olduk. Devam edelim. Where does the general manager of the company live? Şirketin genel müdürü nerede oturuyor? Soruyu bağlayalım where'le. I don't know where the general manager of the company lives. Şirketin genel müdürünün nerede oturduğunu bilmiyorum. Başka bir örnek. Why are they playing in our garden? Niye bizim bahçemizde oynuyorlar? Bu sefer bağlayacağımız kelime why. We don't know why they are playing in our garden. Bizim bahçemizde neden oynadıklarını, niçin oynadıklarını bilmiyoruz. What do you need? Neye ihtiyacın var? My father wants to know what I need. Babam neye ihtiyacım olduğunu öğrenmek istiyor. What happened yesterday? Dün ne oldu? Nobody knows what happened yesterday. Dün ne olduğunu kimse bilmiyor. Peki, acaba bu tip soruları da özne olarak kullanabilir miyiz? Şimdiye kadar nesne pozisyonunda kullandık. Cümlenin başına getirip özne yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Where I was going was not known. Nereye gittiğim bilinmiyordu. Where the general manager of the company lives is a mystery. Şirketin genel müdürünün nerede oturduğu bir sır. How they can prevent air pollution is not clear. Hava kirliliğini nasıl önleyebilecekleri belli değil. Who smoked all these cigarettes is none of your business. Tüm bu sigaraları kimin içtiği seni ilgilendirmez. What they need is some money. İhtiyaçları olan şey biraz paradır. Burada bir uyarıda bulunayım. Noun clause'lar what'la bağlandığı zaman her zaman ne olarak Türkçe'ye tercüme edilmezler. Dikkat ettiyseniz what they need, neye ihtiyaçları var diye tercüme etmiyoruz. İhtiyaçları olan şey, ihtiyaçları gibi tercüme ediyoruz. Buna dikkat edin. Mesela what I need dediğiniz zaman benim ihtiyacım ne falan diye tercüme edilmiyor. What I need, ihtiyacım olan veya ihtiyacım olan şey diye tercüme edebilirsiniz. Son olarak noun clause'lar acaba kısa yoldan, daha kestirmeden de söylenebilir mi? Söylenebilir. Nasıl olur bu? Şöyle olur. Bir örnekten yapalım. I don't know what I should do cümlesi. Ne yapacağımı bilmiyorum cümlesini şöyle kestirmeden söyleyebiliyoruz. I don't know what to do. Yani şöyle yapıyoruz. Hangi kelime kullanılacaksa what, where, işte when arkasından to do şeklinde yani to ve infinitive fiil şeklinde kullanarak da kestirmeden söyleyebiliyoruz. Mesela they don't know when to leave. Ne zaman gideceklerini bilmiyorlar. Bir örnek daha. He doesn't know where to go. Nereye gideceğini bilmiyor gibi kestirmeden söyleyebiliyoruz. Evet. Noun clause'lar ana hatlarıyla, örneklerle bu kadar. Gelelim şimdi sözlüğümüze. Hazırsanız birinci sorudan başlıyorum. 1. Çocuk ileride ne olmak istediğini biliyor. The child knows what he wants to be in the future. 2. Onların ne kadar zamandır evli olduklarını bilmiyorum. 3. I don't know how long they've been married. 4. Geminin nerede battığı bilinmiyor. 5. Where the ship sank is not known. 4. Peter'ın üniversiteden mezun olması ailesini mutlu etti. That Peter graduated from university made his family happy. 5.
Yaşlı adam otobüs beklediğini söylüyor. The old man says, that koysanız da olur, koymasanız da olur, he is waiting for a bus. 6. Ekonominin yakında düzeleceğine inanıyorum. I believe, yine that koysanız da koymasanız da olur, I believe the economy will recover soon. 7. Ne zaman yataktan kalkacağını bilmiyor. He doesn't know when to get up. 8. Kadının neden ağladığını biliyor musun? Do you know why the woman is crying? 9. Proje üzerinde çalışıp çalışmayacakları bilinmiyor. Whether they will work on the project or not is not known. Ve son soru. Ne soracağımı bilmiyorum. I don't know what to ask. Evet. Noun clause'ları ana hatlarıyla, örneklerle anlattım. Sözlü sınavında yaptım. Umuyorum ki bu konuda size yardımcı olabilmişimdir. Başka bir videoda görüşmek üzere.